Zülfikar. Zülfikar. Efendim. Bak kitaplarımı topluyordum da neler buldum? Eski okul kitaplarımı falan buldum. Ha, yaptığım projeler falan var burada. Ağrı Dağı Efsanesi'nin ödevini yapmışım zamanında. Ben bu kitabı okuduğumu bile hatırlamıyorum Yaşar Kemal'in ya. Almışım bir de üstelik. Ya sen beni dinlemiyor musun? Genellikle okul yıllarında ödev olarak okuduğumuz ve belki de bu nedenle sıkılıp ilerleyen yıllarda elimize almadığımız Türk klasiklerini o yıllarda yeterince tanıyıp anlayabiliyor muyduk? Kimimiz Yaşar Kemal'i, kimimiz Sait Faik'i veya Orhan Veli'yi küçük yaşlarda okuduk. Fakat o yaşlardaki hayat tecrübelerimizle anlatmak istediklerini tam olarak anlayamadık. Biz de bu yüzden okul yıllarında okuyup daha sonra unuttuğumuz Türk klasiklerinden bir günde okuyup bitirebileceğiniz birkaç kitap seçtik. Ya bak işte dinliyorum, beni 2 saattir bağırıyor, merak oldum ya. Sen şimdi görürsün. Ne? Efendim? Ya 2 saattir seninle konuşuyorum, ben hiç dinlemedin beni sen. Bana. Ben de mi konuşuyorum? Ödevlerimi buldum dedim, klasikleri okumuşum eskiden dedim falan. Tabii canım. Hiç. Tabii ya canım. madem öyle, ben sana 2 tane kitap seçtim. 2 saatte 2 kitap okuma challenge yapalım mı? Türk klasikleri. Yapalım Al bir bakalım. arkasına, ama ben bakayım ilk önce. Ne, bir şey yok bunlar. Bir. Sen de bana seç, hadi bekliyorum ben. 2 dakika. Zeynep. Zeynep. Geldim Gel, geldim. gel. Neredesin Buyurun. Zeynep? Ben de sana 2 tane kitap seçtim. Hı, ver bakayım. Al bak. Yaşar Kemal, Sait Faik. Hı. Okey ya, tamam. Söz ağzından çıktı, bir kere okuyacağız 2 saatte. Bugün başlıyoruz, yarın görüşürüz. Olur, görüşürüz. Hadi bakalım. Hoşgör Köftecisi benim anlatacağım kitaplardan biri. Şöyle incecik bir kitap zaten, hani gösteriyorum gözükmüyor bile yani. Evet, o kadar ki yani. A4 kağıdı inceliğinde. Bir günde değil, 1 saatte. Bir saatte, evet. Videonun ismini değiştirdik bu yüzden. 1 saatte okunacak kitaplar. Aynen öyle. Ya bu Orhan Veli'nin yazdığı Ender. Ender demeyelim de zaten az sayıda öykü yazmış kendisi. Belki de tektir bu. Tek öykü kitabı. 1914 doğumlu yazarımızın hayatı boyunca yazdığı zaten 6 ya da 7 tane öykü varmış. Onları da burada toplamışlar. Daha evvelinde bu öyküler farklı dergilerde ve gazetelerde farklı dönemlerde çıkmış. Hatta William Saroyan'dan yaptığı bir çeviri var. Serbest çeviri demişler. Zannedersem şöyle bir şey yok. Yazarın haberi yok. Çevirmiş. Yani öyle duruyormuş notların arasında öldükten sonra. Ha yani kendi çapında çevirmiş. Öldükten sonra 1952'de Vatan gazetesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Orada yayınlanmış. Ben Orhan Veli'nin daha çok şiirlerini severim. Zaten başka bir şeyini sevecek halimiz yok. Şiir yazıyor genellikle. Kesinlikle yani. Tek Aynen bir öyle. Örnek vardı, belki de onu da biz sıkıntıya taşıdık. Ya, düz yazılarda mesela mektupları var. Edebiyatla ilgili yazıları da var, ama mesela öykü anlamında tek bir alternatif var. O da Hoşgör Köftecisi isimli kitap. Bunun için dediğimiz gibi 6 ya da 7 tane öykü var. Onlardan bir tanesi Hoşgör Köftecisi. Kitaba da ismini veren öykü benim en sevdiğim. Çok güzel. Zaten 3 sayfa. Hı hı. Ne zaman başladığınız bittiğinizi anlamıyorsunuz. Yani öğle arası yemekten sonra falan. Yani sigara içerken bile okunabilecek çok kısa bir öykü. Ve bir köfteciyi anlatıyor, ama oradaki hani mekanda siz de olmak istiyorsunuz. Çok Değil basit mi? cümlelerle. Aynen yani orada atıyorum dışarıda balık satan adamla, şarap şişesiyle, masayla kurduğu arkadaşlığı bile size anlatıyor. O mekanın nasıl müdavimi olmayı başarmış gide gele. Resmi de çok güzel. Aynen yani şu pozu verdiği kıraathane köfteci orasını bilmiyorum, ama keşke şu pozu daha uzun yıllar verebilseydi. Çok genç yaşta kaybetti kendisini. Evet, çok trajik bir şekilde yani. Belediyenin bir şekilde. Açtığı bir çukura düşmesi sonucunda hayatını kaybettiğini biliyoruz. Hı-hı. Yani doğru biliyorsak galiba öyle. Hı-hı. Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'la beraber şiir konusunda garip akımını kendileri başlattılar. Böyle bir akım ortaya koydular. Orhan Veli'nin zaten şiirleri gibi buradaki öyküler de çok rahat anlaşılıyor. Yani şiir okumak, herkes ben anlamıyorum şiir ya da bana zor geliyor, ben sevemiyorum diyebilir. Şiir seven sevmeyen çok kişi var. Ama mesela benim de bildiğim, nadir sevdiğim şiirler Orhan Veli'ye aittir. Yani, belki bir gün burada bahsederiz. O da olabilir. Yani şiirle ilgili bir bölüm yaparsak orada olacaktır. Çünkü Orhan Veli'nin şiirleri çok nettir. Yani anlaması kolaydır. Size mesajı doğrudan verir. Metaforları muhakkak yer yer vardır, ama anlattığı şeylerle ilgili hani kafanızda soru işareti bırakmaz. Mesela beni bu güzel havalar mahvetti der. Evet. Bu güzel havalar yüzünden kesin başına bir iş geldiğini, ama bunun tatlı da bir iş olduğunu anlarsınız. Evet. Yani arka planda bir hüsran yoktur. Onun dışında söyleyecek çok bir şey kalmadı aslında. Ha, bu arada kitabın içerisinde çok kısa da bir bölüm var. Ne bölümü diyeceksiniz? Orhan Veli
Veli'nin edebiyatla ilgili düşüncelerini aktardığı bölüm. Çeşitli yazarların isimleri geçiyor bölümde. Okumakta fayda var yani. Zaten şu kadarcık kitap bir saatte bitiyor. Hatta daha kısa sürüyor. Evet. Anlamıyorsunuz bittiğini gerçekten. Hani bir an askerdeki dayak gibi görmüyorsunuz bile geldiğini. Yani sen onu okuduğun zamanı hatırlıyorum. Ben bir çayı yani bir ince belli bardakta bir çay içerken yarıya gelmeden bitirmişti zaten. Yani, yani masada hemen işte 50 okumuştu. 50 sayfaymış. Şu an bir daha baktım. Hani başlamanızla bitmeniz bir olur. Ama çok önemli güzel bir isimden. Güzel bir şey okumuş. Aynen. Çok önemli bir isimden bir kitap. Çok güzel bir metin. Benim tavsiye ediyorum yani. Daha ne diyeyim bunun üzerine? Yani çok güzel. Dediğim gibi ben hani daha çok şiirleri de tanıyoruz ve ben çok fazla şiir sevmiyorum ama bildiklerim de Orhan Veli'ye aittir. Belki hani ömrü yetse daha çok hikaye yazacak da oraya binecekti neler, belki neler. Yazarlı. Yani evet. Ama bıraktıkları da bize yeter diye düşünüyorum. Sahip çıkmak lazım. Aynen öyle. Bilmek 1914'te lazım. Doğmuş. 36-37 yaşında. Çok genç. Hayatını kaybetmiş. Yani gerçekten çok fazla genç yaşında. Hı-hı. Söyleyecek bir şey yok. Teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Rica ederim. Benim anlatacağım ilk yazar Sait Faik Abasıyanık ve Az Şekerli isimli bu öykü derlemesi. Sait Faik Abasıyanık 1906 yılında doğmuş, yazı hayatına 1929 yılında başlamış. Türk hikayeciliğinin, çağdaş Türk hikayeciliğinin önemli yazarlarından, önde gelen yazarlarından bir tanesi. En önemli özelliklerinden biri de genelde hiçbir edebi akıma bağlı kalmaması, kendine has bir tarzının olması. Öyle bir şeydi ki Sait Faik bir kitabını alırsanız okursunuz, hiçbir şey anlamayabilirsiniz bazen ya da takip etmekte o dile zorlanabilirsiniz. Ama sonra başka bir hikayesini okursunuz, ne kadar bizden, ne kadar güzel, ne kadar seveceğini anlaşılır dersiniz. Çünkü onun dönemsel olarak anlattığı şeylerde kullandığı dilde farklılıklar olmuş. Onlardan bahsedeceğim. Sait Faik genelde toplum bazlı hikayeleri anlatmaz da bireyler üzerinden, bireylerin psikolojileri üzerinden hikayeleri anlatır. Onların iç dünyalarını, kendi iç dünyadaki mücadelelerini, ne kadar zor kelime ya, kendilerini kanıtlama çabalarını, işte o korkularını, umutlarını, heyecanlarını, ümitlerini, her şeyi, her türlü ruh halini anlatır ve bunları çok seveceğim bir dille, konuşma diliyle anlatır. İnsan sevgisini okursunuz satırlardan yani. İçselleştirir kendisiyle. Ve dediğim gibi bir dönem sonra, sanıyorum 1950'lerden sonraki döneme denk geliyor çünkü bir hastalık geçiriyor yazarımız. O hastalık yüzünden zaten kaybediyoruz. O dönemden sonra yazdıklarında 50'lerden sonra kaleme aldığı şeylerde farklılıkları hissediyorsunuz siz de. Daha öncesinde daha kolay, daha gündelik, daha sıradan bir dil kullanırken daha sonra işte devrik cümleler çok fazla kullanmaya başlıyor, argo kullanmaya başlıyor. İşte o satırlarında bir umutsuzluk, çaresizlik, bir boş vermişlik, bir karamsarlık okuyorsunuz. Böyle bir farklılık olmuş. O yüzden dedim yani başta bir seversiniz bir sevmeyebilirsiniz. Rast geldiğiniz hikayesine de bağlı biraz. Genelde hikaye yazıyor yazarımız ama sanıyorum iki tane romanı var. Onun dışında şiirleri var, makaleleri var. Bu kitapta da hem de görmüş olduğunuz Az Şekerli kitabı da bize bıraktığı son eser. Evet. Aynen öyle demiş ilk hikayede. Kahramanımız bir kıraathaneye gelip hep bir kıraathane mevhumu var. Çok fazla hikaye var orada geçen. Burada da hem en son yazdığı hikayeleri hem daha öncesinde yazdığı hikayeler işte bazı makaleleri ve röportajları sanıyorum. Bir iki tane röportajından alıntılar var. Benim en sevdiğim hikaye de Az Şekerli'yi zaten sevmiştim. En başta bulunuyor. Bir de 47. sayfadaki Müthiş Bir Tren isimli hikaye. O da yine bir kıraathanede geçiyor. Oradaki iki tane arkadaşın birbiriyle konuşması. Birinin diğerine anlattığı bir hikaye. O da anlaşılabilir dili olan hikayelerinden bir tanesi. Dediğim gibi Sait Faik'e şans vermek lazım. Hepimiz zaten gençlik yıllarımızda belki okulda belki işte annelerimizin babalarımızın okuttuğu bir yazar. Ama daha sonraki yaşlarda da ben mutlaka okunması gerektiğini düşünüyorum. Şunu da tavsiye ediyorum. Hani bir kere okudum, beğenmedim, bıraktım demeyin. Hani İş Bankası Yayınları bunu çok güzel bir seri halinde bastı. Uygun da fiyatları var. Yaklaşık 10 tane kitap var böyle. Alın, bulunsun evinizde. Çünkü derleme ve hikayelerde oluştuğu için mutlaka içinde bir şeyler çıkıyor okuyabileceğiniz. Yani rahat rahat okulur. Bir kere başta bitirmek zorunda değilsiniz. Kesinlikle. Ve yani evinizde böyle bir Sait Faik Abasıyanık serisi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Güzel o yüzden de buraya taşıdım. Kütüphanenizi çeşitlendirir. Ben bir iki tane öykü kitabını okumuştum. Şu an hatırlamıyorum ama isimleri. Ben en çok Şimdi Sevişme Vakti isimli şiir kitabını beğeniyorum açık. Dolayısıyla yani yazı şey de çok geniş olduğu için hikaye, aynen, öykü, işte şiir mutlaka size hitap eden bir şeyini bulacaksınızdır. Aynen öyle. Ağzına sağlık. Rica ederiz. Orhan Kemal'den bahsedeyim istedim. 72. Koğuş. Türk Edebiyatı'nda çok fazla Kemal var. Evet ya hep. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir. Yani kendi isimleri olmasa bile aldıkları isimler, seçkili isimlerde mutlaka bir Kemal geçiyor. Kemal geçiyor. Mesela Orhan Kemal'in gerçek ismi de Mehmet Raşit Öğütçü. Yani Yaşar Kemal'in de sanırım Kemal Sadık Gökçeli. Aynen yani hep bir Kemal ismini isimlerine yer vermişler. Evet. Şimdi ben 72. Koğuş adlı kitabını seçtim burada anlatmak için. Ya bu kitap geçenlerde ben okurken Zeynep de söyledi. Hani okurken çöktün demişti. Evet evet. Gerçekten
gerçekten okurken içinizin acıdı ve bu yüzden yaşlanabileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Gitgide küçüldü yani okurken böyle bir maalesef içine kapandı. Şimdi kitap 1953 yılında zannedersem yayınlanıyor ama daha öncesini İkinci Dünya Savaşı Türkiye'sini anlatıyor. O dönemde Türkiye'deki kıtlık ve açlık durumlarını biraz düşünürsek işler işte yolunda değil. Yani ekmek karneye bağlanmış ve bir koğuş meselesi, bir hapishane meselesi var. Burada da insanların çektikleri sefalete odaklanmış. Bir hapishanenin kompleksini düşünün. Oradaki en kötü koğuş, yani şartları ve içinde kalan mahkumların en sefil olduğu koğuş da 72. koğuş. Gerçekten oradaki adamların durumu ile ilgili verdiği bilgiler, atıyorum mesela şöyle bir ayrıntı var. Şimdi her gün bir katık ekmek veriliyormuş. Herkes, her kişi, yani bir tane ekmek veriliyor, ona sabah akşam yiyeceksiniz ve o sizin tek öğününüz. O gün başka hiçbir şey gelmiyor. Bazıları sırf böyle sigara alabilmek ya da başka bir şey için, kumar için bir yıllık ekmek haklarını satarak karşında 5 lira alıyorlarmış. Öyle. Ve o 5 lirayla atıyorum ya kumara oturuyorlar ya sigara alıyorlar. Onun dışında bir sene boyunca işte sağdan soldan ne artıklarlarsa ne çalarlarsa onlarla geçiniyorlar. Hani hiçbirinin yatağı döşeği yok. Kimisi kartonda, çimento torbasında yatıyor. Böyle bir ortamda geçiyor hikaye. İnsanın ister istemez bir burkuluyor. Yani evet, Yaşar, pardon, Orhan Kemal'in anlattığı kitaplarda da insan kavgası, insan mücadelesi, insanların zor şartlarda nasıl başa çıkabildikleri ya da çıkamadıklarını anlatır. Çoğunca romanlarında bunu işler. Bu koğuşta da Ahmet Kaptan adında bir karakterimiz var. Kendisi zannedersem Rizeli. Yani gemi kaptanı ve Karadeniz olduğuna göre ya Rizeli ya da Trabzonlu. Ama oradaki en temiz insanlardan biri. Bir tek sigara içiyor. Onu gördüm. Tek sigarası var. Afyonu yok, kumarı yok, içkisi yok. Adam bütün gün cezasını bitene kadar bir yatıyor bir kalkıyor. Kan davasından içeri girmiş. O yüzden kendisini onlardan ayrı görüyor ve hakikaten baktığınız zaman da ahlaklı duruyor. Bir gün müdüriyetten çağrılıyor ve denir ki annen sana 150 lira gönderdi. 150 lira da o dönem için, o koğuş için deli para. Yani. Hani şöyle 15 bin lira gibi bir şey belki. Hatta 150 bin lira gibi bir şey belki. Çünkü parayı unutmuşlar nasıl bir şey olduğunu oradakiler. Sigara izmaritine zar atıyorlar. Sigaranın kendisine de değil. Ahmet Kaptan'a bu kalan para herkesin parada gözü kalır. Bir süre sonra hani şöyle düşünün. Milli Piyango çıktığında filmlerde de işlerler ya, akrabalarınızın sayısı artar bir anda. Onun gibi. Burada da herkes paradan pay almaya çalışır. Orada işte kimisi bunu gel der, kumar oynayalım, yok der, şunu yapalım, bunu yapalım derken Ahmet Kaptan'ı maalesef yoldan çıkarırlar. O yoldan çıkma süreci boyunca da o koğuşta yaşananları okursunuz. İnsanların nasıl insan olmadıkları aslında. Şunu da düşünüyorsunuz. Yani o insanlar evet o sözleri sarf ediyor ama kendi kötülüklerinden mi yoksa şartlara zorlandıkları için mi? Yani o kadar kötü şartta yaşamak zorunda kaldıkları yani için mi? Yani o şartlar bir şekilde getiriyor onu. Maalesef içinde gerçekten kötüler var. Tamam eyvallah. Ama hakikaten kimse sırf sefaletten artık yani ne yapacağını bilmemekten öyle davranıyor. Ben okudukça yaşlandım demiştim. Yani daha çok Zeynep demişti gerçi ama. Ya dedim böyle bir arada dürttüm. İyi evet. Misin ne oluyor diye. Bir şey oluyorsunuz. Bir sıkılıyorsunuz. Ya sıkılıyorsunuz derken kitaptan sıkılmıyorsunuz. Kitap gerçekten çok güzel bir eser. Evet. Çok etkileyici yani ben bundan bahsediyorum. Sıkılmak derken insan içi daralıyor. O dönemleri zaten onu anlatması başarıyla. O şekilde hissettirdiyse zaten başarısı oradan onu diyecektim. Kesinlikle. Yani onu içselleştirmişim belli ki. Baya hani kullanılan terimler falan çok samimi geliyor okurken. Yani hiç sırıtmıyor. Zaten Orhan Kemal'in edebiyatına ben ne söylesem az. Onun dışında ne diyebilirim? Kadir İnanır. İsmi aslında çok kolay da niye söylemedim? Kadir İnanır. Kadir İnanır'ın da oynadığı bir filmi çekilmiş. Daha sonra 2000'lerde bir daha çekmişler bu kitabın filmini. Oyunlaştırmışlar zannedersem. Zaten metin, tiyatro metnine çok yatkın. Kesinlikle yani yapmışlardır. Bir yerde oynanmıştır. Ahmet Kaptan'ın çektiklerini ya da başına gelenleri okuyunca hani kaderin sillesini yemiş insanlardan biriyle karşılaşıyorsunuz. Ben Orhan Kemal'den birkaç tane daha kitap okumuştum ama aralarında hala unutmadığım 72. koğuştu. Ben de bunu okumadım ama şu an merak ettim. Yani. Ya bence de oku. Ben bu videoya hazırlık yapmadan önce birkaç gün önce tekrar okumuştum. Yani aynı şeyler. Hiç değişmeyen hislerle geldim buraya anlatıyorum. Evet, güzel bir kitaptı. Etkileyiciydi yani. Ben de okuyacağım. Şu an gerçekten meraklandırdım. Yani Orhan Kemal'in romanları, tiyatro oyunları da var zannedersem. Hani hepsi birbirinden güzeldir. Abi. Eskizinin Çocukları mıydı? Evet. Bir tane kitabı Eskici vardı. Eskici ve Oğulları. Murtaza. Eskici ve Oğulları ve Murtaza. O iki kitap da çok başarılı eserler. Kesinlikle. Bir günde bitmez ama onları da okuyabilirsiniz. Olsun, hani başlamak için de bu da iyi bir şeydir. Yani en azından fikir verir. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Ne demek. Benim anlatacağım diğer yazar Yaşar Kemal ve kitabı da Tek Kanatlı Bir Kuş isimli bu incecik kitap. Gerçekten incecik. Ben yarım saat içerisinde çayımı yudumlarken okumuştum, bitirmiştim. O yüzden de buraya taşıdım zaten size de tavsiye etmek için. Şimdi Yaşar Kemal tabi üzerine ne konuşabiliriz ki? Yani ben haddime değil çok fazla konuşmak. Roman, öykü ve senaryo yazarımız Yaşar Kemal. Gezi yazıları da var. Aynı zamanda gezi yazıları da var. Şimdi ilk defa 1939 yılında Seyhan isimli bir şiiri dergide yayınlanmış.
Sanıyorum bu şekilde benim bildiğim, hatırladığım, bulduğum bilgi buydu. Bu şekilde başlamış yazarlığa. Ve 1943 yılında da Ağıtlar isimli ilk kitabı çıkıyor. Bu bir ağıt derlemesi adı üstünde. Ve yazarımız genellikle Anadolu efsanelerinden ve masallarından etkileniyor. Bunu çoğu kitabında görüyorsunuz zaten. Ben mesela Ağırdağ Efsanesi isimli bir kitap okumuştum. Okuldayken okumuştum, ödevini yapmıştım. Çok etkilenmiştim. Genelde Anadolu hikayeleri, efsaneleri, masalları anlatıyor. Onlardan etkileniyor daha doğrusu. Ve halka yönelik, doğaya yönelik anlatıyor. Halk ve insan sevgisi, doğa sevgisi büyük bir yazar. En ünlü bilinen eseri kuşkusuz ki eserlerinden biri diyelim. 4 kitaptan oluşan İnce Mehmet serisi. Ve şöyle bir anekdot var zaten benzerliğinden dolayı. En beğendiği kitabın da Don Kişot olduğunu söylemiş bir yerde bir röportajında. İnce Mehmet, Don Kişot. Evet, onu özellikle burada belirtmek istedim. Ve 1973 yılında da Nobel'e aday gösteriliyor ama kazanamıyor. Maalesef yani. Olsun, kazanamasın. Bizim gönlümüzde Yaşar Kemal her zaman. Bizim taht kurdu zaten. Yaşar Kemal'dir. Şimdi benim bahsedeceğim kitapta Tek Kanatlı Bir Kuş, demin de gösterdim. Bu kitap arkasında da yazar Metaforma Alegori mi diye. İşte bu noktada ben hani arada kaldım. Gerçekten alegori de denebilir, metafor da denebilir. Burada Remzi Bey isimli bir posta müdürünün macerası var. Bir köye atanıyor, bir kasabaya atanıyor ama burası halkının bir şekilde bilinmeyen bir olaydan dolayı orayı terk ettiği bir kasaba ve kimse oraya gitmiyor, gitmek istemiyor. Remzi Bey de buraya maalesef ki varamıyor. Çünkü bir yerde onu götüren minibüs şoförü diyelim, onu bir yerde bırakıyor kasabaya yakın ve bundan sonrasında hayatta gitmem diyor. Ondan sonrasında da orada artık günleri geçmeye başlıyor. Orada bir çadır kuruyorlar. Orada oraya gitmek için, onları oraya götürsün diye bir taşıt beklemeye başlıyorlar. Ama işte bundan sonra oraya gelenler, geçenler yavaş yavaş birikmeye başlıyor ve hepsi bir şekilde oraya gitmekten çekiniyorlar. Ama neden olduğunu kimse bilmiyor. Şimdi hikaye bilirsiniz, ben hani sonu olmayan hikayeleri çok sevmem. Hep söylerim. Burada da ilk başta çok heyecanlı bir şekilde okumaya başlıyorsunuz. O heyecan ilk satırdan başlıyor. Devam ediyor, yükseliyor ve siz acaba ne olacak, acaba ne olacak derken pat diye bitiveriyor. Öncesinde de ben tabii biraz moralim bozulmuş. Ne olduğunu anlamadık ki dedim. Ama daha sonra fark ettim ki yazarın bize anlatmak istediği şey çok başka bir şey. Bu yani oradaki hikaye olmayabilirdi. O insanlar, o kasaba olmayabilirdi. Başka bir şey de olabilirdi. Önemli olan o değil. Bize vermek istediği şey aslında korkularımız. Yani korkularımızın bize kaybettirdiği şeyler. Çünkü şunları görüyorsunuz. Oraya kimse gitmemiş ama neden gitmediklerini kendileri de bilmiyor. Sadece kulaktan dolma bilgilerle. Kimse açıklayamıyor çünkü orada ne olduğunu. Evet. Yani Remzi Bey de bunu öğrenmeye çalışıyor ama bir türlü öğrenemiyor kimseden ve zamanla onlar da inanmaya ve korkmaya başlıyorlar. Yani ilk başta cesaretli olmalarına rağmen. Ve burada şunu anlıyoruz. Yani biz bazı durumlarda kendi isterimizden bile önce başkalarının dediklerine daha çok dikkat edip daha çok güveniyoruz. Kendimizden bile daha çok güveniyoruz. Aynen. Ya da işte korkularımız bir sürü hayalimizi gerçekleştirmeye engel oluyor. Ya da gördüğümüz bir hataya karşı durabilmemizi ya da konuşabilmemizi engelliyor. Ve burada yani çok fazla detay inmeyeceğim. Seçilen karakterler çok çok başarılıydı. Çok güzel işlenmiş ve gerçekten kanlı canlı, ete kemiğe bürümüş bir şekilde gözünüzün önünde canlanıyor. Ve her birine verilmiş o rol belirgin yani. Yani bilerek yapmış ve çok başarılı bir şekilde yüklemiş o rolleri. Mesela o gitme cesareti gösteren tek bir karakter vardı. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Ve onu belli bir amaçla seçti aslında. O halk içinde insanların birbirine bakış açısı, birbirlerine verdikleri değerler, dış görünüşten yola çıkarak birbirlerini konumlandırmaları ve vesaire. Daha çok anlatırsam zaten anlaşılacak. Dolayısıyla hani onu okuduğunuzda göreceksiniz. Kendi fikrinizi oradan oluşturacaksınız mutlaka. Ve benim için gerçekten değerli bir hikaye olmuştu. Dediğim gibi İnce Mehmet de tabii ki okunmalı mutlaka ama hani daha okumadıysanız, gözünüz de korkuyorsa şu şekilde bu formlarda da okuyabilirsiniz Yaşar evet. Kemal'i. Yani Ağrıdağ Efsanesi var, bir de Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca. Bu kitabı da yine bir günde bitirebileceğiniz ve evet, çok güzel keyif alabileceğiniz, çok severek okuyabileceğiniz kitaplarından. Evet, demin hani Sait Faik'den bahsettik. İş Bankası çok güzel bastı diye. Yaşar Kemal'in kendi Yapı Kredi gerçekten 7 lira yazıyor arkasında, çok uygun fiyatlara. Aynen. Bulunabilir. Bazen bize soruyorsunuz hani çok pahalı alamıyoruz, gönderin de okuyalım diye. Keşke gönderebilsek. Arada bir çekiliş yapsak da hani elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz ama işte 5 lira, 10 lira, 8 lira mesela iyi bir şey okumak istiyorsanız mutlaka ki nelere vermiyoruz ki bu paraları. Efendim. Ay, çok kapı böyle geldi. Yengeç gibi.